Arkadaşlar izninizle ben başlamak istiyorum. Herkese günaydın. Bugünkü konumuza başlamadan öncelikle tabii ekranda da gördüğünüz gibi manevi mirasa sahibiz. Geçen 83 yılı içinde gayretlerimiz var. Ve 10 Kasım tarihiyle bu sunumun denk düşmesi, üst üste düşmesi bu manevi miras açısından oldukça anlamlı benim için. Dolayısıyla kendi adıma bu mirasa sahip çıktığımı 10 Kasım 2021 tarihi itibariyle güncelliyorum. Benim bugün anlatacağım konu son 1,5 aydır öğrenmeye çalıştığım, anlamaya çalıştığım bir konu. Bundan yaklaşık 6 hafta önce verilen 2021 Nobel ödülleriyle ilgili ve bu ödüllerin içinde de 2 tane bilim insanının temsil ettiği Nobel Fizyoloji ya da Tıp Ödülleri diyorlar. Bunu alan insanların yaptıkları ile ilgili anlamaya çalıştığım kadarıyla ve benim için çok hoş bir öğrenme süreci oldu. Bu bilim insanlarının ödül almaya hak kazandıkları araştırmaları sinir sisteminin yapısıyla ilgili. Dolayısıyla mesleğim itibariyle de ilişkiliyim. Asistanlık günlerimden beri çok sık bir şekilde tekrar ettiğim, gelişimini de izlemeye çalıştığım bilgilerin 2021 yılında neye dönüştüğünü doğrusu kendi adıma da istedim. Öğrenmek istedim. Ve ulaştığım sonuçları da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, 2021 Nobel Fizyoloji ya da Tıp Ödülü öyle diyorlar. Sinir sistemi ile ilgili keşiflerinden ötürü David Julius ve Ardem Pataputyan'a verildi. Ödül araştırmacılara ısı, ağrı ve dokunma basınç hislerinin geçici ve durumsal algılanmasında rol alan geçici reseptör potansiyellerinin ve titreşime bağlı enerji hasatı ile ilgili biyolojik enerji hasası ile ilgili piyozoelektrik iyon kanallarının çalışmasında rol alan proteinleri keşiflerin nedeniyle verildi. Mümkün olduğu kadar bu kavramları açmaya çalışacağım. Şöyle başlayacağım. Geçici reseptör potansiyel kanalları çok sayıda hayvan hücresi tipinin plazma zarında bulunan bir grup seçici iyon kanallarıdır. Bu iyon kanalları mekanik uyaranlara karşı geçici açılım özelliği gösterirler. Piyozoelektrik kavramı ise genel anlamda aslında elektrik mühendisliği ile ilgili çok çok yakından ilişkili bir kavram ama aynı zamanda bu ödülün kazanılmasına yol açan araştırmalar dokularla ilgili de sonuçlara ulaştığı için dolayısıyla malzemelere ve dokulara uygulanan mekanik basınç sonucunda malzemenin ya da dokunun elektrik alanı ya da elektrik potansiyel değiştirme yeteneğidir. Bu etki malzemenin dokunun içindeki polarizasyon yoğunluğundaki değişmeyle doğrudan alakalıdır. Bu seneki Nobel'i nasıl kazanmış? Bak işte bu reklam. Bayıldım mı sana gönderdiğimde Evet. Çok güzel. Çalışırken de çok hoşuma gitti Nesrin. Nesrin hocam. Mikrofon. Pardon. Her iki keşifte önceden herkes için benzer anlamları taşıdığı sanılan organizmanın mekanik dünya uyaranlarına seçici ve geçici durumsal adaptasyonları ile ilgilidir. Bir sinir sistemi çalışma modeli öneriliyor bu keşiflerle veya en azından bir gelişme bilgisi veriliyor. Ödül, keşiflerin evrim, genetik, sinir sisteminin çalışması, mühendislik, nöroteknoloji, çevre ve iklim değişikliği alanlarındaki bilgilere katkıda bulundukları için verilmiştir. Ödülü alan
bilim insanlarından bir tanesi David Julius. 1955 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş. Ağrı duyusunun moleküler mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir fizyolog. San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör ve yaşam bilimleri ve tıp alanında 2010 Shaw ödülünü ve yaşam bilimlerinde 2020 Atılım ödülünü kazanmıştır. Yani buradan kısaca görüyoruz ki Nobel'e girişin bir ayak şeyleri var, ayak sesleri var. Birdenbire alınmıyor, bir geceden sabaha alınmıyor. Bunları da açmaya çalışacağım. Sonuç olarak da 2021'de Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldü. 2021 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü David Julius'a sıcaklık hissi ve ağrı duyusu arasındaki ilişkileri düzenleyen reseptörleri keşfettiği için verildi. 1997'den beri süren çalışmalarında Julius laboratuvarında acı biberlerde sıcaklık hissi yaratan kimyasal olan kapsaisini algılayan reseptör olan TRPV1'i klonladı ve karakterize etti. Julius aynı zamanda TRPV1'in zararlı ısı seviyesine duyarlı, yani 43 derece santigratın üzerinde bir özelliğe sahip olduğunu da bulmuştur. Ödüle eş olarak layık görülen ikinci bilim insanı, nispeten genç sayılan Artem Patapudyan, 2 Ekim 1967 yılında Beyrut, Lübnan'da doğuyor. Vatandaşlık Lübnan ve Amerika Birleşik Devletleri, Beyrut Amerikan Üniversitesi, Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi ve Caltech dediğinden Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'nde eğitimleri var. Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülünü aldı. Kariyeri moleküler biyoloji ve nörobiyoloji, Scripps Araştırma Enstitüsü'nde de çalışmaları var. Nature dergisi 4 Ekim 2021 tarihinde bir portfolyo yayınladı ve bu kazananlara geriye doğru bir bakış ve yayınlarına göz attı. Onların bir kısmını paylaşmak istiyorum. Bizim üzerinde konuşacağımız bilim insanları ile ilgili. David Julius'un araştırmaları 1997'de yayınlarla başlıyor. Ve kısa zaman içinde oluşmuş bir sonuç değil. Ve 2020 yılına kadar sürdükten sonra 2021 yılında da ödül geliyor. Ve burada bazı yayınlar seçilmiş. Birçok yayını var. Ve keşfettiği konuyla ilgili sürekli ilerleme gelişmeleri bilim dünyasına duyuran bir bilim insanı. Artem Patapudyan 2003 yılındaki yayından itibaren başlıyor. Yine neredeyse 20 yıllık bir geçmişi var ve yine hem seçici reseptör potansiyelleriyle ilgili hem de piezo proteinlere denen IO kanalları ile ilgili çalışmaları olan ve çok sayıda bilim insanı ile birlikte yayınlar yapan genç bir bilim insanı. Sinir sisteminin yapısı ve işlevleri ile ilgili bu keşiflerin düşünsel kaynakları ve bilimsel tarihçesi bakılmayı gerektiriyor. Çünkü benim şahit olduğum birkaç örnekte Nobel ödülleri biraz magazine konu ediliyor ve magazine kurban ediliyor. Nobel ödülleri sanki siyasi ve ideolojik nedenlerle veriliyor gibi ve bazı kamplar oluşuyor bilim dünyasında veya diğer dünyalarda. Dolayısıyla bu insanların keşiflerinin nasıl bir düşünsel arka yapıya sahip olduğunu anlamakta bizim adımıza fayda var. Bir kere doğa bilimleri tarihiyle ilgisi var. Tıp tarihiyle ilgisi var. Felsefe tarihiyle ilgisi var. Ve Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülleri tarihiyle de ilişkisi var. Bu gelinen sonucu.
Tales'e kadar gidiyor doğa bilimleri tarihinde. Çünkü doğanın temel maddelerinin biyoloji ve insan yapısı üzerindeki etkileri doğa filozoflarının temel düşünce konusu. Dolayısıyla suyun maddenin ilk ögesi olarak tanımlandığı bir felsefi akım 2021 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'ne bu şekilde temel felsefe olarak bağlanıyor. Tıp tarihiyle ilişkisi var hepinizin bildiği gibi. Hipokrat'ın beyin hipotezi yoluyla ilişkisi var. Burada mekanik faktörlerden bahsediyoruz. Mekanik faktörlerin aslında mekanik olmadığını ve yapımız üzerine değişken etkilerde bulunduğundan söz ediyoruz. Hipokrat'ın beyin hipotezinde de bu çok güzel bir şekilde ifade edilmiştir. Diyor ki insanlar şunu bilmelidir ki tüm mutluluğumuz, sevinçlerimiz ve neşemiz gibi kederlerimiz, acılarımız, endişelerimiz ve gözyaşlarımız da yalnızca beynimizden kaynaklanmaktadır. Bu organımız sayesinde düşünüyor, görüyor, işitiyor ve çirkini güzeli ayırt ediyoruz. Aynı organize deliriyor ya da kendimizden geçiyoruz. Ve korkuların paniğe kapılıyor, uykusuzluk çekiyor, uykuda yürüyoruz. Felsefe tarihiyle ilişkisi var. 18. yüzyılda bilim öncülü olarak ortaya çıkan rasyonalist felsefenin kurucusu olan Descartes'in düşünceleriyle ilişkisi var. Bu düşüncelerdeki değişikliklerin boyutunu izlemek için onun beyinli ve sinir sistemiyle ilgili düşüncelerine göz atmamız lazım. Descartes sinir sisteminin yapısının mekanik bir yapı olduğuna inanıyordu ve sıcaklık hissinin o zamanlar içlerinin sıvıyla dolu olduğunu düşündüğü sinirler tarafından beyne nasıl iletildiğini kendi eliyle yaptığı çizimlerle modellemişti. Bu modele göre beyin doğanın mekanik uyarılığına bağlı olarak çalışıyordu. Ruhun beyindeki aracı merkezi ise pineal bezdi. Mekanik uyaranların hareketle ilişkisi konusundaki düşünceleri Versal Sarayı'ndaki o zaman hareketli heykellerin yapılmasına yol açmıştır. Ve o zamanki suyun o zaman yapılan heykeller suyun gövde içindeki mekanik dolaşımına bağlı olarak uzuvları ve gövdeyi hareket ettiriyor ve hareket görüntüsü oluşturuyordu. Nobel ödülleri tarihine geldiğimiz zaman herhalde 1906 fizyoloji ya da tıp ödülünden başlamamız lazım. Çünkü nöron teorisinin Nobel ödülü aldığını görüyoruz burada. Santiago Ramón Cajal, İspanyol nöroanatomist, Camillo Borghi, İtalyan doku bilimcisi, bizim Julius ve Patapoutian gibi birlikte almışlardı bu ödülü. Nöronun sinir sisteminin temel yapısı ve işlevsel yapısının üniti olduğunu göstermelerin nedeniyle bu ödül verilmişti kendilerine. Ve nöron teorisinin bir takım iddialarının yanı sıra bizim bu konumuzun akışı yönünden önem taşıyan bir iddiası vardı ki nöron hasarlandığında ya da öldüğünde onarılamaz ve yerine yenisi gelmez iddiası. Genç asistanlık günlerimden hatırlıyorum. Geçerli olan yani 1980'lerin başından bahsediyorum. Nöron teorisi o tarihlerde aynen geçerliydi. Daha sonraki 10 yıllar içinde hala nöron teorisinin bu varsayımına inanan insanları da gördüğümü ilave etmeliyim. Nobel ödülleri tarihinde nöron teorisinin bu varsayımının yanlış olduğu ancak 1986 yani 80 yıl sonra fizyoloji ya da tıp ödülü kazandıran nöronal plastisite kavramıyla aşılmıştır. Bunlar da İtalyan ve Amerikalı bilim kadını Rita Levi Montalcini ve yine Amerikalı bilim insanı Stanley Cohen tarafından birlikte paylaşılmıştır. Ve dolayısıyla temel iddia, nöron teorisindeki temel iddia değişmiştir. Plastisitenin ana
kavramı olarak nöronlar hasarlandığında tamir süreçleri vardır. Ölen nöronların yerine yenileri gelir. Bunlar da ağırlıklı olarak genetik mekanizmalar tarafından planlanırlar. Burada tabii bizim hayret ettiğimiz konu bir bilimsel varsayımın 80 yıl boyunca geçerli olarak kaldıktan sonra değişebilmesidir. Tabii bunun da nedenleri var. Sadece bilim dünyasıyla ilgili nedenleri yok. Örneğin bu 20. yüzyılda yaşanan büyük olaylar var. Bunlardan bir tanesi Birinci Dünya Savaşı. Bu 1915, 16, 17 ve 18. yıllarda Nobel ödülü verilmemiştir örneğin. Ve 20 milyona yakın insanın öldüğü Büyük Savaş adı verilen bu korkunç kıyımın her tarafa etkisi olduğu gibi bilime de olumsuz etkisi olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda ise 1940, 41 ve 42 yıllarında ödül verilememiştir. Ve dolayısıyla bu aksamalarla birlikte 1940'lara gelinmiştir. 1944'te devam etmiştir. Sinir sistemiyle ilgili buluşlara verilen Nobel ödülleri. Mesela 1944 fizyoloji ya da tıp ödülünde Erlanger ve Gasser Amerika Birleşik Devletleri'nden tekli sinir liflerinin farklılaşmış fonksiyonları ile ilgili keşifleri nedeniyle almışlardır bu ödülü. 1963'te Hodgkin ve Huxley Birleşik Krallık'tan sinir hücre zarının merkezi ve periferik kısımlarında eksitasyon ve inhibisyon olaylarında görev alan iyonik mekanizmalarla, iyon kanallarıyla ilgili keşiflerinden dolayı almışlardır bu ödülü. 1970'te Katz, İsveç'ten Öler ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nden Axelrod, sinir uçlarındaki hümeral transmitterler ve onların depolanma, salınım ve inaktivasyon mekanizmaları ile ilgili keşiflerinden dolayı Nobel'i almışlardır. 1991'de Almanya Federal Cumhuriyeti'nden Neher ve Sagman, hücrelerdeki iyon kanallarının fonksiyonlarını geliştiren, daha fazla bilmemizi sağlayan keşiflerinden dolayı almışlardır. 2000 fizyoloji ya da tıp ödülü, birini çok çok iyi tanıdığımız Erik Kandel olmak üzere Carlson, İsveç'ten Carlson tarafından alınmıştır. Sinir sistemindeki sinyal iletimiyle ilgili keşiflerinden dolayı verilmiştir bu Nobel ödülü. Evet, ve 2000'li yıllardan itibaren bu keşiflerle birlikte nispeten olumsuz ve uzun süreli bir geçmişin ardından disiplinler arası ve sosyal nörobilimin doğuşunu görüyoruz. Sosyal nörobilimin ana kavramları bağlantılardır. Beyin, düşünce ve kültür arasında bağlantılar vardır. Beyin ve davranışlar arasında bağlantılar vardır. Beyinde önceden beri mantık organı olarak kabul edilen beynin aslında bir duygu organı da olduğu çok geç bir tarihte nörobilim konusu olmuştur. Ve afektif nörobilimin gelişmesini de son yıllarda bu bağlamda görüyoruz. Ve aynı zamanda Descartes'in ruhsuz otomatlar olarak nitelediği hayvanların da duygulara sahip olduğunu, insanlar gibi duygulara sahip olduğunu bu gelişmeden öğrenmiş oluyoruz. Bu Nobel ödüllerine kadar ve hala etkileri sürmek üzere Descartes sonrası yani 1750'lerden 2000'lere kadar sinir sistemindeki somatosensöryel sistem organizasyonu ile ilgili bilinenlere bakmamız lazım. 4 tane mekanizma var. Reseptör seviyesinde transdüksiyon, periferik sinir seviyesinde transmisyon, omurilik seviyesinde modülasyon ve kortikal seviyede ise persepsiyon modelleri zaten klasik bilgilerimiz içinde tanımlanmıştır. Descartes'e göre bu isimlendirilmemiş olsa bile kendi düşüncelerinde bu mekanizmalar kendi eliyle çizdiği yanan bir odunun oluşturduğu
ısı duyusunun sinir sisteminden beyine nasıl ulaştırıldığını gösterdiği modeli içinde mekanik olarak temsil ediyor. Yine bu model içinde reseptör yüzeye duyu tipleri ve deri duyularını taşıyan sinir liflerine baktığımız zaman bazılarının kırmızı bazılarının siyah olduğunu görüyorsunuz. Kırmızılar 2021 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'ne hak kazanan araştırmacıların yaptığı araştırmalarla ilgili konulardır. Diğerleri diğer araştırmacılar tarafından yapılan ve bilinen araştırma konularıdır. Reseptör tiplerinde ağrı ile ilgili, ışıkla ilgili, ısı, dokunma, kimyasal uyaran ve basınçla ilgili reseptörler vardır. Ve bunlara bağlı olarak tanımlanan dokunma, basınç, soğuk, sıcak ve ağrı duyuları vardır. Bunların merkezi sinir sistemine taşınmasında rol alan periferik sinir sisteminin elemanları olan sinir sisteminde miyelinli ve miyelinsiz lifler bulunmaktadır. Örneğin miyelinli lifler mekanoreseptörlerden gelen dokunma hissiyle, miyelinli diğer lifler ağrı reseptörlerinden gelen soğuk ve mekanoreseptörlerden gelen dokunma hisleriyle ilgili, miyelinsiz C lifleri ise ağrı ve sıcaklık hisleriyle ilgilidir. Burada tabii bir nörolog olarak dikkatimi çeken, bizim klasik bilgilerimiz içinde ağrı ısı birlikte ele alınır. Nöroanatomik olarak, nörofizyolojik olarak, nörolojik muayene olarak ve tanı olarak ve bu doğrudur. Ancak burada iletimlerinin farklı olduğunu, soğuk ve sıcak iletimlerinin farklı olduğunu görüyoruz. Liflerin miyelinli ve miyelinsiz olmaları açısından. Evet, transmisyon ve merkezi sinir sistemine giriş, yani omurluğa giriş, periferden geliyoruz, merkeze doğru gidiyoruz. Duyu yollarının yolu bu ve modülasyon omurluk içi organizasyon şeklinde kendini gösteriyor. Biraz önce bahsettiğim duyu çeşitleri, reseptörlerden gelen uyaranları, ilgili liflerle aldıktan sonra medulla spinalis'e arka kökten girerek değişik kolonlarda organize oluyorlar ve dolayısıyla yukarı giden duyu yolları medulla spinalis'ten itibaren organize oluyor. Şöyle bir yakından baktığımızda modülasyon slaytının üstünde açık maviyle boyalı arka kökten girişten arka kolonu görüyoruz. Bu derin duyuyla ilgili ve basınç duyusuyla ilgili duyunun organize olduğu yerdir. Yana doğru bakıyoruz. Yeşille ifade edilen lateral kolonda lateral spinotalamik traktus ağrı ve ısı duyularıyla ilgilidir. Diğer öne doğru, aşağı doğru olan yeşil şeylere bakıyoruz, organizasyona bakıyoruz. O da anterior spinotalamik traktustur ve dokunma duyusunun bir bölümü bu yol vasıtasıyla iletilir. Böyle bir modülasyon olduktan sonra sonuç olarak perseksiyona, yani talamus'daki çekirdeklere uğrayarak aynı zamanda parietal kortekste parietal 3, 2 ve 1. alanlar ve onlarla birlikte 5 ve 7. alanlarla organize oluyor. Aynı zamanda bu alanlara angular gyrus ve supramarginal gyrus gibi parietal lob alanları da giriyor. Çünkü deriye uygulanan uyaranların harf veya sayı olması durumunda gözlerimiz kapalı vaziyette bunları okuyabildiğimize göre bu alanlar arasında da beyinde bağlantı var demektir. Evet, Julius ve Patapudja'nın keşiflerini TRPV1 ve piezo 1-2 proteinleri olduğunu söylemiştik. Geçici reseptör potansiyellerinden birincisi ağrı ve ısı hisleriyle ilgilidir. Piezo 2, özellikle onun keşfettiği piezo 2 protein ise
dokunma basınç ve eklem pozisyon hisleriyle ilgilidir. Bu keşifler bu duyuların sinir sisteminde nasıl işlem gördüğüne ve nasıl durumlara adapte olduğuna, hastalık süreçlerinde ve fizyolojik süreçlerde nasıl davrandıklarına ışık tutmuştur. David Junius'un katkısında TRP potansiyelleri özellikle ısı ve ağrı liflerinin birlikte çalıştığını biliyorduk zaten. Burada önemli olan 43 derecenin üzerindeki ısılarda geçici olarak açılan ve ısı düştüğü zaman kapanan iyon kanalları olduğunu göstermesidir. Bunun açıkça iklim konusuyla ve küresel ısınmayla ilişkisini ben şahsen görebiliyorum. Onun dışında TRP'nin diğer cinsleri de var. Değişik araştırmalar tarafından keşfedilmiş ve derideki bu potansiyeller sinir sistemimizin çevreye nasıl uyum sağladığını, nasıl adapte olduğunu ve durumsal uyaranlara ve yoğunluklara nasıl tepki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Descartes'ten beri 2000'li yıllara kadar gelmiş mekanik somatosensöryel sistem modelinin değişmesi ve durumsal ve değişken bir somatosensöryel sistem modelinin gelmesi bu keşiften sonra çok günceldir. Geçici reseptör potansiyel kanalları fiziksel ve kimyasal uyarıları algılamada ve ağrılı uyaranların ağrı reseptörleri aracıyla oluşumunda rol alan ligand kapılı iyon kanalları. David Julius acılık özelliğinin, acı olmanın özelliğinin ısıya bağlı ağrı duyumsaması haline dönüşmesine yol açan TRPV1 iyon kanalının keşfini kapsaisin içeren acı kırmızı biber kullanarak yaptığı deneylerle sağladı. Sonraki çalışmalarında farklı ısıların sinir sisteminde farklı elektrik sinyallerine dönüşmesini sağlayan benzeri iyon kanalları da keşfedildi. Buradan itibaren memleketimden kapsayısın manzaraları da aklıma geliyor ve Urfa ve Antep arasında kırmızı biber savaşları pek bilimsel sayılmaz ama onların kimliklerine ve üretimlerine ait duyarlılıklarının yansıması olarak gösterilebilir. Artem Patabucan'ın katkısı ise piezo iyon kanallarıdır. Yani dokunma, basınç ve eklem pozisyon hisleriyle ilgili göreceli ve durumsal olarak çalışan iyon kanallarıdır. Burada ise şekilde de gördüğünüz gibi mekanik güç tarafından uyarılan piezo 1 isimli kanalının Patapıtcan tarafından keşfedildiğini görüyoruz. Bunu takip eden piezo 1'e benzer bir diğer bir iyon kanalı piezo 2'de keşfedilmiştir. Şekilde gördüğünüz gibi bu basınca, mekanik basınca fazla maruz kalmayan dokuların incelenme sırasında bu iyon kanalları kapalı. Fakat mekanik basınca maruz kalan dokularda bu iyon kapıları açılıyor ve dolayısıyla sinir sistemi bu mekanik güce, mekanik basınca adapte oluyor. Dokunma ve derin duyuyla ilgili temel bir değişiklik. Piezoelektrik kavramı benim yeni tanıştığım bir kavram, 1,5 ay önce tanıştığım bir kavram ve iyon kanalları ile ilişkisine baktığımız zaman sürekli kutuplaşmaya sahip bir, bunu sadece elektrik mühendisliği eğitimim olmadığı için sadece aldığım kaynaktan ifadeleri okumakla ancak yetiniyorum. Piezoelektrik özellik ne demek? Sürekli kutuplaşmaya sahip bir asimetrik iyonsal kristale basınç uygulanırsa kutuplar arası uzaklık azalır. Yüzeyinde yük birimi artar. Dolayısıyla 2-3 arasında bir gerilim farkı doğar
ve bir iletkenle birleştirilirse akım artar. Böylece mekanik etki elektriksel büyüklüğe dönüşür. Diğer taraftan aynı kristalin iki ucu arasında bir gerilim uygulanırsa eksi yükler artı elektroda, artı yükler eksi elektroda doğru çekilir. Eksi ve artı yük merkezleri arasında uzaklık artar ve bunun sonucu kristalin boyu büyür. Alanın yönü değişirse aynı işaretli yükler birbirlerini iter ve kristalin boyu kısalır. Böylece elektriksel etki mekanik büyüklüğe dönüşür. Bu davranışa piezoelektrik özellik denir. Tabii nefeslerden alacağız meşgul. Devam edebilir miyim arkadaşlar? Devam hocam, sorun yok. Peki. Piezoelektrik aletlerde ilk pratik uygulama 1. Dünya Savaşı sırasında bulunan ve kullanılan sonarlardır. Sonarlarda piezoelektrik kullanımı ve bu projenin başarısı piezoelektrik aletler üzerindeki ilginin gelişmesine neden olmuştur. 2. Dünya Savaşı boyunca Birleşik Devletler, Rusya ve Japonya'daki bağımsız araştırma grupları, ben bu bağımsızdan ne, pek bir şey anlamadım doğrusu ama okuyalım. Doğal malzemelerden daha büyük piezoelektrik sabitlere sahip olan yeni bir insan yapımı malzeme sınıfı keşfettiler. Bunlara ferroelektrikler deniyor. Bu gelişmeler piezonun uçaklarda kullanılabilmesini sağlamıştır. Evet. Piezoelektrik kavramının enerji hasatı kavramıyla ilişkisi kuruluyor. Bu konuda bir yayın buldum. Dolayısıyla mekanik ve biyolojik enerji hasadı kavramına doğru geçiş yapıyoruz. İnsandan elde edilebilecek enerji hasadı ve enerji cihazları türleri, dolayısıyla insan biyolojisinin bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek ve oradan elde edilen enerji hasadının enerji cihazları yapımında kullanılabileceğiyle ilgili bir gelişme bu. Işık kaynağı ile ilgili fotovoltaik enerji hasarı ve enerji cihazı. Isı termoelektrik. Piezoelektrik enerji hasarı ise titreşimle ilgilidir ve titreşimden faydalanarak enerji hasarı elde edilmektedir ve enerji cihazları yapılmaktadır. Biyoyakıt, biyokimyasal. Gerilme ise biyomekanik enerji hasatı ve enerji cihazları türlerinin oluşmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla bu buluşlarla birlikte biyolojinin kendi ardında çalışmaları yaptığı alanla mühendisliğin ardında çalışmaları yaptığı alan arasında bir bağlantı kuruluyor. Ve ortak kavramlar vasıtasıyla insan biyolojisinin de bir enerji kaynağı olarak faydalanılabilecek bir kaynak olduğu fikri giderek hastalıkların tedavisinde, yeni tıbbi cihazların keşfinde önemli bir konu olarak gündeme geliyor. Piezoproteinleri ise öyle bir kavram ortaya çıkıyor, piezoproteinleri diye. İnsandan elde edebilecek enerji hasatı türleri, biraz önce saydığım enerji hasatı türleri, mesela bu tıbbi tanıda ve tedavide kullanılan aletlerin yapılmasında kullanılıyor bu enerji hasatı türlerine göre. Kesinlikle bir bütünleşen bir alan var. Evet. Sağlık alanında piezoelektrik enerji hasadı ve cihazlarına geldiğimiz zaman okuyorsunuz, vücut pozisyon sensörü, ısı sensörü, ses jeneratörü, EMG sensörü, elektrokardiyografi sensörü, hava akımına duyarlı sensör, deri galvanik akımına bağlı sensör, kan basıncına bağlı sensör, gibi nabız sayıcı sensör,
şeker ölçmeye ait olan sensör, spirometre gibi şeyler, yardımcı aletler insan enerjisinden faydalanarak yapılıyor. Aynı zamanda horlama sensörü ve duruma ait olan ve bilinç ve dikkat sensörü ve butonu şeklinde bu üretimler var. Dolayısıyla vücut algılayıcıları bir veri toplama birimi olarak çalışıyor. Enerji hasadının blok diyagramı var. Yeni öğrendiğim şeyler benim bunların. Piezoelektrik malzeme, bir elektriksel dönüştürücü, voltaj regülatörü, ters akım önleyici, peltier diye bir şey var. Ne demek bu? Cihazın bir tarafından diğerine ısı aktaran katı hal ısı pompası ve voltaj regülatörü, ters akım önleyici ve şarj ünitesine bağlanıyor bunlar. Ondan sonra da bir enerji hasadı platformuna dönüşüyorlar. İşte enerji hasadı ünitesi, üniversitelerde araştırmalar yapılan laboratuvarlardan görüntüler, piezoelektrik malzemeleri, peltiyerlerden yani iki yüzlü enerji hasadını paylaşan alanlardan diğer yüzü, enerji hasadı ünitesindeki görüntü sensörle birlikte ve bunun izolasyonu, minder içinde kapalı hali. Bildiğiniz, hepimizin bildiği galvanik deri yanıtı algılayıcısı, bunlardan en erken keşfedilenlerden bir tanesi. Biliyorsunuz galvanik deri yanıtı algılayıcısı uzun zaman şu anda etik sayılmayan ve işkence sayılan hatta biçimde insanlara hukuki alanlarda kullanılmış ve elde edilen sonuçlar yargı mekanizmasına transfer edilmiş bir şeydir. Otonom sinir sisteminin ısı algılamasıyla beyni uyarması üzerine bir bütünlük sağlayan bir sensördür. Dolayısıyla hastanın bu uygulama sırasında çekilen elektrosunda, EEG'sinde, bu uygulamada soğuk ve sıcak değişimleri sırasında beta gerilim ve anksiyete dalgası denilen dalga artıyorsa, kişinin yalan söylediği, artmıyorsa doğru söylediği gibi çıkarsamalar yapılmıştır. Aynı şekilde hava akışı algılayıcısı, bunu pek iyi bilmiyorum ama tabii ki göğüs ve kardiyoloji ve ayrıca birçok alanda oksijen ve hava takviyesi sağlanan bir yardımcı cihaz olduğunu düşünüyorum. Ve keşiflerin önemine geliyoruz. Nedir bu keşiflerin önemi? Yani bu keşifleri bir magazin konusu haline gelmekten kurtaran, bilim dünyasına keşifleri döndüren ve önümüzü aydınlatan keşiflerin önemi nedir? Öncelikle geleneksel nörobilim anlayışına göre çevreden alınan ağrı, ısı ve dokunma uyaranları ve hareket sırasında eklemlerin pozisyonu mekanik bir model içinde sinir sistemi içindeki çıkan duyu yollarıyla beyne iletilerek parietal lobun korteksi ve serebellum tarafından algılanır. Bu eğitimini gördüğümüz yaklaşık 30 küsur yıldır da uyguladığımız kafamızdaki model. Yani mekanik somatosensöryel sistem modeli. Bu model anatomi ve fizyolojiye odaklı olarak sinir sistemi içindeki tek düze ve neredeyse otomatik bir işleyişin modelidir. 18. yüzyılda Descartes tarafından ortaya konulmuş mekanik sinir sistemi modelinin bir devamıdır. Yani ne demek istiyoruz burada? 19. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen nörobilim ve nöroloji temelde 18. yüzyılın mekanik felsefi kabullerine dayanan ve bilim alanında bunu devam ettiren bir şeydi, model sahibiydi. Ve biz de 1970'lerin sonunda, 80'lerin başında buna bağlı bir eğitim gördüysek,
bu mekanik modelin ne kadar uzun süreli olarak bilim dünyasında kaldığını artık bilgilerinize sunuyorum. Ve bu modelle şu andaki bilgilerimize göre ancak Versailles Sarayı'nın bahçesine kurulmuş mekanik uyaranlarla hareket eden heykellerin hareketleri ya da günümüzdeki robotların hareketleri açıklanabilir. Yani insanla ilgili bir açıklama yok. Descartes, sinir sisteminin bu tarz çalışması konusunda hayvanları örnek gösterir ve bu bakımdan hayvanları ruhsuz otomatlar olarak kabul etmiştir. Ona göre insan sinir sistemi de böyle işler. Ancak insan diğerlerinden farklı biçimde düşünerek kendi varlığının ve amaçlarının farkına varabilir ve düşünme yoluyla diğer ruhsuz otomatlardan farklılaşır. Bu nedenle düşünüyorum o halde varım demiştir. Düşünmenin kaynağı Descartes'e göre insan dışından gelir. İnsan sinir sisteminin içinden bir kaynağa sahip değildir. Ve bir üst kaynaktır bu. İnsanda varlık düşüncesinin aracısı ise beyindeki orta hatta bulunan pineal bezdir. O bez vasıtasıyla üst kaynaktan gelen inanç, motivasyon, duygu uyaranları sinir sisteminin normal çalışması sonucu elde edilemezler ve oradan gelen kaynaklar Descartes'e göre pineal bez vasıtasıyla beyne alınır ve mantıksal düşünce tarafından da kontrol altında tutulur. Düşünüyorum o halde varım, kognitif nörobilim açısından sinir sisteminin çevremizde sürekli anlamda değişen duyu uyaranlarıyla nasıl etkileştiği, gözlerin, kulakların, derinin ve eklemlerin farklı uyaranlara karşı kendilerini nasıl adapte ettiği üzerinde düşünme yoluyla hayata geçer. Diğer bir söylemle, kognisyon birçok insanın inandığı gibi kendi başına bir olgu ve gerçeklik değil, çevresel kökenli duyusal düşünceden aynı ve farklı değil, aksine ondan kaynaklanan bir türevdir, üst düşüncedir. Evet, kognisyon çevresel kökenli duyusal düşünceden ayrı ve de farklı değil, ondan kaynaklanan bir türevdir. Yani sol taraftaki şekle baktığınızda tamamen mekanik sinir sistemi modelini görüyorsunuz ve başka bir hiçbir etken yok. Ve bunun kognitif nörobilim çalışmaları tarafından beyin yapısı ile ilgili çalışmalarında sadece mavi alanlara tekabül ettiğini söylemeliyim. Yani mekanik sinir sistemi çalışmaları dış dünyadan soyutlandığında, duyulardan soyutlandığında, düşünme işlevlerinden soyutlandığında, kognisyondan soyutlandığında, mesulam tarafından yapılan bu hiyerarşik anatomi fonksiyonel şey içinde, şema içinde hepsi birinci derecedeki sinir fonksiyonları ve kama sinir fonksiyonları sayılan mavi alanlarla ifade edilir. Bunun dışında sarı, pembe ve yeşil alanlar kognisyonla ilgilidir, beceriyle ilgilidir ve solda görülen mekanik sinir sistemi tarafından birebir başlangıç ve bitiş olarak temsil edilmezler. Zihin ve beden bütünlüğünde kozmik enerji, dış dünya, çevresel belirteciler ve beyin beraber çalışır. Dolayısıyla beyin de tek başına çalıştığı zaman mavi alanların bize aktardığı bilgilerle çalışan bir organken, kozmik enerji, dış dünya, çevresel belirteçlerle birlikte çalıştığında ise bütün alanları kapsayan bir çalışma sergiler. Evet, keşiflerin döneminde TRP ve piezo bu bütüncül ve dinamik sinir sistemi modelinin bilinmeyenlerine dahil moleküler biyolojik keşifleri olduğu gibi canlıların çevrelerine adaptasyonunu sağlayan evrimsel olgulardır. Ödül aynı zamanda keşiflerin mühendislik, nöroteknoloji, çevre ve iklim değişikliği alanlarındaki bilgilere
katkıda bulunması nedeniyle verilmiştir. Evet, 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün verildiği keşiflerden birisi olan piezoelektrikle ilgili Türkiye'de kapsamlı çalışmalar var. Ve kapsamlı çalışmalardan benim tespit edebildiğim üniversiteler şunlar. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, ODTÜ, Van 100. Yıl Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Fırat Üniversitesi. Her yıl yapılan Teknofest, Sakarya Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Ege Üniversitesi. Yani bizim özellikle elektrik mühendisliği alanımızda Nobel keşiflerine eklemlenen çalışmalar yapıldığını söyleyebiliriz. Bazı yayın örneklerini size takdim etmek istiyorum. Sanıyorum sona doğru da yaklaşıyorum. Evet, titreşimden enerji hasadı elde etmek bir yayın konusu. Piezoelektrik bu demekti zaten. Titreşimden enerji hasadı elde etmekti. Bu piezoelektrikle bir yayın. Evet, Savunma Teknolojileri Kongresi'nde sunulmuş 2012'de piezoelektrik malzemeler yardımıyla enerji hasadı. Şimdi bunları incelediğimiz zaman, ben insansız hava araçlarının Türkiye'de özel anlamda gelişme sağlamasının arka planında yapılan bilimsel çalışmaların olduğunu görebiliyorum. Neden birçok alanda dünya sıralaması içinde son sıralarda yer alan bir ülkeyken özellikle mühendislik ve elektronik mühendisliği alanında dünyada 3-5 ülkenin içine girmemizin arkasındaki mutfak çalışmasını sergilemek istiyorum. Evet, akarsularda piezoelektrik ile elektrik enerjisi hasadı için girdap üretici tasarımı bir dergide yayınlanmış Türk yazarlar tarafından. Evet, akarsularda piezoelektrik enerji hasadı için girdap üretici, yine aynı konu, Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi'nde sunulmuş 2019'da 100. Yıl Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden yapılan bir yayın. Elektrik elektronik mühendisliği alanında doktora tezi olarak yapılmış bir çalışma. Piezoelektrik malzeme ile rüzgardan enerji hasadı. Ayrıca bu sektörün de son yıllarda Türkiye'de büyük bir gelişme gösterdiğini söylemeliyim. Geniş bantlı ve düşük frekanslı mekanik titreşimler için esnek piezoelektrik enerji hasadı sistemi tasarımı ve üretimi. Evet. Bir yardımcı doçent arkadaşımızın tez danışmanlığını yaptığı bir tez çalışması. Hacettepe Üniversitesi'nden bir çalışma. Makine mühendisliği ana bilim dalı. Fırat Üniversitesi'nden yüksek lisans tezi. Aynı şekilde piezoelektrik malzeme kullanımının modellenmesi ve analizinin yapılması. Teknofest'te, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yapılan çalışmalardan lise düzeyindeki öğrencilerin takdimlerinden bir örnek. Kategorisi çevre ve enerji. Proje adı Piezo Gemi. Harran Üniversitesi'nden bir çalışma. Doktora tezi. Yeni bir piezoelektrik rüzgar enerji hasatçısı tasarımı ve uygulaması. Elektrik elektronik mühendisliği ana bilim dalı. Akdeniz Üniversitesi'nden yüksek lisans tezi. Piezo ve ısı tabanlı düşük güç enerji hasatlayıcı uygulaması. Ben bilimleri elektrik elektronik mühendisliği ana bilim dalından. Uludağ Üniversitesi'nden yüksek lisans tezi. Bursa 2018. Piezoelektrik özellikli polimer nano kompozit madde geliştirilmesi ve titreşim sensörü olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi. Ege Üniversitesi doktora tezi.
nano materyaller kullanımıyla organik güneş hücrelerinin üretimi, karakterizasyonları ve güneş enerji santrallerinin kurulumu. Evet. Bunların hepsi elektrik, elektronik ve fen bilimleriyle ilgili ve David Julius'un ve Artem Patapitya'nın Nobel ödülü alan çalışmaları ise bu kavramların insan vücuduna veya biyolojiye uygulanması ve biyolojinin de bir taşıdığı malzeme nedeniyle dış ortamlara, iklim ve hava koşullarına ve mekanik güçlere karşı nasıl adapte olan yapılar olduğu.